eder mi yoksa daha artacak mı korku? Daha artmaz. Peki neler hissettiniz bu arada? Kasılmalarım oldu. Yani böyle tedirgin oluyorum, biraz korkuyorum. Tamam. Şimdi... Tamam, şu anda saate bakalım. Kaç dakikada yok edeceğiz? Kendinizi nasıl bir yerde hayal ettiniz? Bir battaniyenin altında. Bir ayrı ayrı iki yerde oldum. Bir battaniyenin altında tamam. Atılmış gibi, sıkıştırılmış gibi. Bir de böyle dediğim, az önce dediğim gibi yani böyle dar bir asansör, dar bir borun içinde. Karanlık, boğucu, rahatsız. Tamam. Şöyle yapalım. Siz burada yokken bakın hatta yan tarafa gidin. Şu an 45 geçiyor. Bakalım kaç saniyede sizi bundan kurtaracağız. Orada durun. Biz ne yapacağız? Hatta ben yapmayayım, siz çalışın. Biliyorsun Ahmet abi. Onu ağaç yapacaksın. Onun ruhu. Lütfen size bu söylediğimi 3 defa tekrarlayın ona. Benim hatırlatmam gerekmiyor mu? Bu sözleri bitiren arkadaşımız gözlerini açabilir. Siz bitirdiniz. Siz de yok. Siz de. Tamam. Tamer abi de bitirdi. Kaldı iki arkadaşımız da. Ahmet abi de bitirdi. Ve Birsen Hanım da bitirdi. Şu an 48. 3 dakika geçti. Ve bakalım durum ne? Sizi kurtardık. Gelin. Peki biz orada çalışırken siz bir şey hissettiniz mi? Biraz rahatladım ama evet. Çok beliriyorum ben şimdi. İşte zaten o hatta hiç bizimle hiç alakanız olması, size hiç haber bile vermesi. Böyle bundan kurtarıyoruz çünkü nereye gidiyoruz? Paralel evrene. Başlangıcın üzerinden 3 dakika geçti ama bizim bunu yapmamız tahminen 50 saniyemiz ya da 1 dakikamız aldı. Hepsi bu kadar. Şimdi lütfen eskisi gibi istediğin kadar hayal et o karanlığı, sıkışmışlığı ve bak bakalım. Durum ne? Bir daha zorlayın. Evet, tamam, o korku bir defa çok güzel. Ufaktan bir şey göremiyorum. Bir bakalım odaklanalım. Bir dikkatini istedim. Zorlamanın bir anlamı yok. Yok olmuyor. İşte bu kadar. Tamer abisi ne dediniz? O kadar ya. Demin Demir Bey ağaç ya da hayvan şeklinde ayırdınız ama ben bir şey ayırdım. Tamam, demedim. Olsun. Zaten birazdan ona geleceğiz. İşte biz sizi tam 50 saniye içerisinde bundan kurtardık. Hayat ne kadar kolaymış. Hayat bu kadar kolaymış. Biz 2016'dan beri ben bunu sosyal medyada yayınladım. Anka çağına geçtik. Anka çağına geçmek demek hız çağına geçmek demek. Hızlı düşünme, bir anda bir dakikada 1000 tane projeyi geliştirebilme ve bir anda skolyozu olan bir stadyum dolusu insanı bir saniyede şifalandırma. Stadyuma 80 bin insan girsin, otursun böyle futbol stadyumlarına. Bir de çim saha da insanla dolsun. Hepsine sadece bir saniye şifayı vereceksiniz, şifa aracı olacaksınız. 2-3 saat sonra hepsinin skolyozlarına bakın.
düzelecek bu kadar. Bir insan, bir doktor 80 bin skolyozlu hastayı ömrü boyunca ameliyat edemez 80 bin. Ama bir saniyede ameliyat edebilir, düzeltebilir. İşte hız çağına geçmek demek bu. 80 bin kişiyi ameliyat etmenin bizim ömrümüzde geçireceği zamanı düşün. Kayıp saatleri, onu bir saniye düzeltip geri kalan tüm zamanı kendimize ayırdığımızı. Hani bolluk bereket nasıl gelecek dediğimizde bu şekilde gelecek. Aynı hızda. Zaman kaybetmeden zaman hızlı ilerleyecek ama biz o hız kar olarak kazanacağız. Bizden gidecek zamanı bize huzur, dinlenme getirerek yaşayacağız. Siz bir doktor olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bunu abi? Valla şimdi bu aklın ne bileyim ilmin bilimin dışında bir ilim yani. Biz gerçekten biz nerede yaşıyoruz? Çok ötkenindir yani. Şimdi benim en çok sevindiğim şu, Allah sizlerden razı olsun. Cümlemizden. Rabbim sizleri vesile etti. Allah sizlerden razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Şimdi Peygamber Efendimizin o meşhur hadisi var. İlim Çin'de de olsa gitar, ilim Müslüman'ın yiğitlik malı, nerede bulursa orada alsın. Yani bunu ben değil, bütün hekim arkadaşlarım böyle bir ilme çok hasret olduğunu düşünüyorum, hasret kaldığını düşünüyorum. Öğrenmesinin hayati önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben bu ilmin. Çünkü biz hastalarımıza psikolojik yönden, ruhsal yönden, duygusal yönden hakikaten faydalı olamıyoruz. Yani şimdi ben bir cerrahım, 35 yıldır insan kesip içiyorum. Tamam güzel de şimdi biz bundan bir yere varamadık ki. Ve çok çok şey hallettiğimize de ben inanmıyorum. Ve insanların çoğuyla yaşadığımız sıkıntılar anlatılır gibi değil. Şimdi bu kadar mükemmel bir ilim varmış, bu ilimden niye haberimiz olmadı? Yani keşke daha evvel olsaydı gibi düşünüyorum. Yani ne bileyim ben söyleyecek söz bulamıyorum. Çok etkilendim, çok harika bir şey. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim bu ilmin de daha sizlerle güzel beraber gelişmesini nasip etsin. Bu Hazreti Süleyman'ın ilmi. Hazreti Süleyman ağaçlarla, hayvanlarla, bitkilerle, hayvanlarla konuşuyordu. Bütün insanlarla konuşabiliyordu. Ve Hazreti Süleyman tayyi mekan yapıyordu, ışınlanmayı yapıyordu. Bir yerden bir yere sandıkları götürüyordu. Biz Belkıs'a tahtını ve hazinelerini götürüyordu. Peki biz ne yaptık? Demin istediğimiz yaşa gitmedik mi? 39 sene öncesine gitmedik mi? 4 sene öncesine gitmedik mi? Oraya gittik geldik. Bütün kamera kayıtlarını tek tek ince ince baktık. İşte bu, hani ben bu kadar geliştirdiysem bunun ölçümünü de yaptım. Bu tam 2078'de dünyaya gelecek bir bilgiydi. Dünya 2078'de bu bilgiyi eğer ben şu an getirmeseydim o zaman kendileri getirebilecekti oraya. 60 yıl çağın ilerisindeki bir bilgiyi getirdik. Bu da benim aşırı derecede bu konuya olan enerjimi odaklamam da mümkün oldu. Her şeyin başı mitoloji. Her şeyin başı. Yani masalcı olmak. Masal olarak bakmak. Her şeyin başı mitoloji ve dünyayı masal çılar kurtaracak. Bu kadar. Masallar kurtarıyor. Hayal. Bu kadar hayalet olsun. İste olsun. Tabii bunun içinde derin bir altyapı. O yüzden de tam bir yıl boyunca bizim eğitimlerimizi evinizden 24 saat gece gündüz izlemeniz jestini sunuyoruz. Eve gittik evinizden. Bugünden sonraki bir seneyi, bugünden önceki bir seneyi, toplam iki senelik
eğitim. Ve şunu da göreceksiniz ki daha her bir birinci basamak eğitimi birbirinden farklı, en az %50 farklı verdiğimiz bilgiler. Çünkü her sizlerin soruları bu yönde kanalize oldu. Bir başka 3 gün sonra grupta farklı sorular gelecek. Bizde bilgi var. Her soruya cevap verecek doyurucu fazlasıyla bilgi var. O yüzden siz 365 tane eğitimimizi izlediğinizde 365 farklı eğitim izlemiş olacaksınız. Yani 365 tane aynı eğitim olmayacak. Yani Allah bu yönünü sizden sırasını kullanarak dağıttırıyor. Yani bunun başka bir izahı yok. Yani. Amin, öyle. Refik Bey, siz dediniz ki 2028'de çıkacaktı. Ben buldum. Ben orayı... Tamam, şimdi... 2078'de ben şu anda bu bilimi getirmeseydim. Bu bilim dediğinizi ben anlıyorum. Bu bilgi. Hayır, hayır. Bu bilgi ben şu anda Hazar Denizi'nin ne olduğunu, Karadeniz'in ne olduğunu, Marmara'nın ne olduğunu, Akdeniz'in ne olduğunu, camın ne olduğunu, ağacın ne olduğunu, mağaranın ne olduğunu. Bunları anlattım ya. Bunlar hiçbir üniversitede, hiçbir psikoloji bölümünde hiç kimsenin bilmediği bilgiler. Biliniyor mu bunlar? Zerresi bilinmiyor. Ama bu imajinasyon yaptığınız var ya, öyle hayal edin. Ama zaten bilinen her şey var. Ama yani semboller farklı. Çok pardon, bir saniye. Yani hayır, hayır. Semboller dışındakiler bilinen her şeyler. Mesela nasıl şu an yaptıklarımız... İşte hayal edin, gerçekleşsin, düşünün olsun gibi. Onlar yine bunlar bir şey değil. Yani sizin bulduğunuz bir şey değil ama. Zaten benim dediğim dur o basitlikleri ben zaten atıyorum, hani benim işim, benim bulduğum imagine et bitsin olayı değil, o zaten at gitsin çöpe. Marmara'nın, Karadeniz'in, Ege'nin, Girit Adası'nın, diğerlerinin, Kıbrıs'ın, sonra bu anlattığım bütün mitolojinin, bütün bilgilerin dünyada zerresi yok. Çok pardon. Bunlar, ben bunları açıklamasam, ben bunları araştırmasam, bunu dünya 2078'de ancak gayretleriyle bulabilirdi. Dediğim bu. Hocam şimdi bir sene hipnoz eğitimini almış hocamız ve bunun sağlık bakanlığından ruhsatlı bir sene. Hani böyle bir karşılaştırmayı belki kendisi daha iyi yapabilir. Lütfen bildiğin İkilerinle bizim çalışmaları bir kıyasla. Semboller çok farklı. İşte bu semboller zaten sizin hani anlattığınız suyun ya da işte ben elma da ilk defa duydum. Hani bilinçaltı sembolleri biz şöyle NLP çalışması içerisinde kullanıyorum ben. Bilinçaltında NLP çalışması yapıyorum. Hipnoterapi esnasında veya değil. Orada ne yapıyoruz? Farklı sembolleri kullanıyoruz. Farklı metaforları kullanıyoruz. Ama sizin söyledikleriniz buradaki sistem, onun çok dışında bir sistem. Ha, ne yapabiliriz? Ben hipnoz çalışması içerisinde de bu sistemi kullanabilirim ve harika sonuçlar alabilirim. Bunun içine dahil edebiliriz. Şu an, tamam, o çok güzel bir yön. İkinci asıl sorumuz şu. Bugüne kadar gördüğünüz tüm bu bilgiler, benim bugün anlattığım bilgilerle oranlarsak yüzde kaçını biliyordunuz? Sizin şu an... Sembollerin hiçbirini bilmiyorsunuz. Hiçbirini. İşte bu. Hiçbirini. Kimse bilmiyor. İmajinasyonu tabii ki biliyor. Belki de su imajinasyonu tabii. Onlar terapi de mesela şeye dönebiliyor musunuz? Öyle geçmişe dönüp regresyon de. Regresyon var. Regresyon anlamında değil. Tanıyı böyle nokta noktasına kadar koyma hayır, şansı olur mu? Hayır. Detayları bulamazsınız. Ya işte hani ya duygu regresyonu yaparsınız ya yıl regresyonu yaparsınız. Regresyonda da o travmayı yaşatırsınız. Travmayı yaşatırsınız. Evet. Detaylarını o sırada hani bilmeniz de gerekmiyor, almayabilirsiniz. Duyguyu işleyerek de işleyebilirsiniz. Ama sorunu bazen insanlar o regresyon sırasında sorunu saptamak çok zor olabiliyor bazı insanlarda. Duygu da çıkmayabiliyor. Ama bu yöntemle dirençli ya da dirençsiz her kişiye çalışabileceğiniz bir yöntem çok rahat. Ve ikincisi, kişinin burada olmasına gerek yok. Yoktu evet, işte. Evet. 30 yaşındaki kişi burada yoktu. Çok farklı bir boyutu zaten, evet. Ve başka şey ne yaptık? Dedi ki Vehbi Bey git dedik orada otur dedik. Evet.
Bu dediğim şu, bilim buna ancak 2078'de ulaşabilirdi. Ama paralel evrenleri biliyoruz. Yani ama paralel evrenler içinde şu bilgi kullanma bilgisi yoktu bende. Ama paralel evrenleri hakkında bilgim var. Böyle bir şeylerin olabileceğine inanıyorum. Hani bunların varlığı hakkında bilgim var. Ama ben şu anda burada nasıl kullanılabilir? Evet. Ve bugün öğrendikleriniz paralel evren hakkındaki bilgilerin de çok çok az. Hayır, bugüne kadar paralel evrenle bilinenler yine bunun %2'sini 3'ünü yani, aşmaz mı? Evet. Bu dil bilinmiyor ki. Bu farklı bir dil. Bu bambaşka bir şey. Bilim dediğimiz şey daha çok materyalist ekseninde bir bilim. Yani bilim sel düşünce içerisinde ruhla ilgili bilgiler çok. Yani ruh dediğimiz şey daha çok ilahi kaynaklardan gelen bilgilerle bizim öğrendiğimiz şeyler. Ha şu var, mesela kuantum fiziği ya da mesela teta ayrı bir şey, yani birçok alan var ama bu onlardan çok çok farklı bir tarafı var. Bu da bir yol. Bu da ayrı bir yol. Aslında varılan yer, ulaşılan yer, alınan güç aynı. Hani işte Trabzon'dan buraya ben taksiyle de gelebilirdim, otobüsten de gelebilirdim. Uçakla da gidebilirdim. Hızlı, etkili, böyle rahat olanı gidecektim. Uçakla geldim. Yani bu kişiye göre değişebilir. Ve biz daha çalışmamızın çok az bir kısmı gördük. Çalışmamızın diğer kısımlarını da görelim. Hele bir de yarın skolyozları, iç organları, hemoroidi yok edelim. Niye? Dur bir saniye. Çok pardon. Sakin. Hemoroidi yarın yok edeyim hem de bir dakikada. Şöyle güzel. Bir konu bitsin ondan sonra. Siz ne dediniz hemoroidle alakalı? Her türlü hemoroid. Yani mine başı olan, dışarıda olan. Benim endişelerimden biri şuydu ilk başlarda. Şimdi tamam bilinçaltı dili var, çok güzel çalışıyor, çok hızlı çalışıyor. Bakıyorum Refik Bey skolyozu düzeltiyor, onu düzeltiyor, bunu düzeltiyor. Eğitim alan ve Refik Bey'in enerjisini aktardığı kişiler de bunu yapabilecek. Evet, ama bakın o 24 Kasım'ın eğitiminden sonra bütün doktorlardan, uygulayan doktorlar öyle güzel fotoğraflar gelmeye başladı ki. Yani bunu yapan şeyi, lenfodinopatiyi küçülten şeyi, varisi hızlı bir şekilde düzelten falan gelmeye başladı. Demek ki kişinin tabii enerjisiyle de bağlantılı ve yükseltmesiyle de bağlantılı. Bu biyoenerji dedikleri şey mi bu yoksa farklı bir şey mi? Zerre hayır. Başka bir şey yani. Ben cevabım zerre kadar alakası yok. Yani ben biyoenerji mi olurum? Onu duyduk da işte ben biyoenerji yapıyorum. Zaten. Bir de bizde ben biyoenerjinin ne olduğunu bilmiyorum. Yani bizim bunun alakası yok ki. Yani ben de bilmiyorum da işte onu yapıyorum diye insanlar duydum. Bizde bugüne kadar bütün insanların aldığı bütün eğitimleri alıp bir kenara koymasını, bildiği bütün bilgileri alıp bir kenara koymasını istiyoruz. Çünkü bugüne kadar yok böyle bir bilgi. Yok. Bu böyle bambaşka bir şey. Şimdi ve bununla biz özellikle sağlıkta biz hekimiz. Yani buraya gelip bu kadar bu işe heyecanla bir şey de sayın olduğunu söyledim. Bundan sonra şurada hakikaten hayranlıkla izlediğimiz gibi hekimlik yapabilecek miyiz? Faydalı olabilecek miyiz? Biz bu ürünü kullanabilecek miyiz? Yani hayır, sorular onun cevabı size bağlı değil. Saniyelik siz yapacaksınız. Evet. Ve buraya şu anda içimizde kuyruk sokumu eğriliği deformasyon olan ya da skolyoz olan birini inşallah vardır aramızda ya da yarın birini getirin. Kim? Tamam. Siz yarın siz hanımefendinin skolyozunu siz bir saniye çalışacaksınız. Yaklaşık yarım saat sonra geçecek skolyoz düzeyi. Ben çalışmayacağım. Ben skolyozdan örnek veriyorsunuz da ben cerrahım. Ahmet abi de cerrahım. Ben kolesiste gidiyorum. Ama ne yapacağım? Taş var, dolmuş. Ya polip var falan. Ya da işte midede kanser var. İşte tamam. Mide reseksiyonu yapılacak. Onu da o dediğimiz şekilde. Evet, onu da dur bir dakika. O konu bitsin sonra. Onu da yapacağız. Peki biz
midedeki herhangi bir rahatsızlığın yok olduğunu ne zaman, nasıl anlarız? Gideceğiz ultrason sonucuyla değil mi? Tamam. Tamam. Onu da yapacağız. Burada çalışacağız, ultrasona bakacağız. Bir de ultrasona gerek kalmadan da çözeceklerimiz vardır ne? Boğazda bir yerde. Boğazda. Ya da memenin içinde kist, nodül. Kist, tümörler. Tümörler. Bunları burada yok edeceğiz. Ya da kanser. Ama duyma nasıyla ilgili. Bir de çekin, bir tek tek bitsin. Biz bunları yok edersek bizi doktorluktan falan atarlar. Hayır, bir, şöyle düşün. Bir de şöyle düşün. Şöyle düşün, atarlar mı? Yoksa bunu sizden tüm doktorlar girip öğrenirler mi? Tıp daha öteye geçmeye için kanatlanır mı? Yoksa hayır öğrenmeyeceğiz diye diretir mi? Tabii ki daha ileri geçmek için. Hayır, lütfen bir dakika, onları o kadar girmeyelim. Siz bunları öğrendiğinizde bunun eğitimlerini vereceksiniz. Çok daha ötesine geçeceksiniz. İnsanlık, bilim, doktorlar neden birinin nodülünü, kistini uzaktan, el dokunmadan yok etmeyi başaramasın ki, istemesin ki? Doktorların niye burada? 24'ünde eğitim alan bir arkadaştan bunu duyduğu için burada. Evet, öyle mi? Onun için yani duydukça sayımız büyüyecek. Duydukça inanacaklar. Şimdi ben biliyorsunuz saldırılara cevap verme peşindeyim şu aynen anda. Aynen öyle. Şimdi ben çalıştığım mesela 35 tane doktor var. Şimdi bunlar bunu görünce zaten bana diyorlar, adamlar arkamdan şöyle bir hareket çekiyorlar. Yaşı başı ilerledim. Her adam yemiş kafa ediyorlar yani. Yaptığım şeylerin çoğuna zaten kimse inanmıyor. Şu anda inanmıyor ki yani. Böyle bir ortam var yani. Şimdi tuhaf tarafı. İyi ki böyleyiz. Ya herkesin rahatlıkla yapabileceği basit şeyleri yapabilseydik. Ya bunların %95'ini yapamıyor olsaydık. Yapabildiklerimiz kabullenir cinsten olsaydı biz o zaman geride kalırdık. Şimdi yaptıklarımız aklın hayalin alamayacağı boyutta, bu bizim için mucize ötesi. İşte bu. Hocam bizim elimizden gelse mucize ötesinin sonsuz ötesi neyse oraya da gitmek isteriz. Yani, evet tamam. O mucize ötesi nur. Biz bunu kurduk. Artık onu da koyduk. Nur. Yaradan'dan buraya kadar onun şifa nuru. Allah'ın bereket nuru, Allah'ın bilgelik nuru, Allah'ın mucize ötesi enerjisi. Bunu artık akışı aynen alıyoruz. Bu kadar. Demin mesela siz çalıştınız Vehbi Bey'e. Ben Vehbi Bey'i işte gözümü kapatıp konuşmadım. Size bıraktım. Bir yıl sonra bilim, bir yıl içinde diyeyim, sonra demeyeyim, bilimsel yayınların yapılmış olacak. Bunu i̇nşallah. İnşallah. Çünkü bakaları, onun yoluna girdik. Bundan sonra bakalım. Onun yoluna girdik ve bilimsel tabanda yapılacak bunlar. Bunu da yapabilecek bir sekimleriz. Ve onun için bir yıl sonra daha farklı bir tabana oturacak. Biz inşallah o yönden çok şanslıyız. Elimizdeki hastalığı mükemmel bir laboratuvar, radyoloji, görüntüleme ve her türlü teknoloji var. Yani bunlar teknolojiyle insanların önüne koyarak artık bu eleştirileri, tenkitleri, inandığıydı, inanmadığıydı, bunu böyle geçeceğiz. Laflar bu olmaz. Peki, sizin skolyozunuza bir bakalım mı? Lütfen bir bakın, ne derecede? Bu yarının konusu ama yine bugünden bakalım. Burada bu aile masası var, oradan bakalım. Yok, şu anda bu arkadaşların yanında bakılmasına sizin için bir mahsur var mı? Yok. Gitmeyin. Şimdi biz kuru çokunundaki o emirlikti, yamukluktu falandı filandı, biz bunları ya ameliyat ediyoruz, ortopedistlerden ya onlar ya biz ameliyat ediyoruz. Ediyoruz ama yine düzelmiyor. Hastaların sıkıntısı ne? Kuyruk çokunun en son kemik çok ince, böyle de sivri, batıyor. Yani oradan damara, sinire, dokuya battığında hastalar gerçekten çok sıkıntı çekiyor. Onu düzeltmek bir saat. Heh. Şimdi biz abi, ben şu an yaptığım, ben proloterapi yapıyorum onlara. Proloterapiyle 3-5 seansta epey rahatlıyor. Ama o eğriliği geçirmiyor. Proloterapi bundaki ağrı sorununu azaltıyor da ya. Biz o eğriliği geçiriyor, istediğinden hali getiriyoruz. Biz
İstenen evet. hale getiriyoruz. İstanbul'daki eğitimde yürüyemeyen, duramayan bir bayanı Refik Bey çalışma yaptı. Kadın koşmaya başladı. Yani gerçekten öyle. Dramatik bir şey. Böyle herkes inanamadı. Kadın koşmaya başladı. Yürüyemeyen, oturamayan. Spinal çıkıntılardan ortak damış ağrıları geliyor. Biraz yüksek sesle herkes duysun. Şimdi bir dakikamız hocam. Şimdi şu İlyad Kres dediğimiz yani ayakta dursa daha iyi olur. Daha güzel olur hocam. Bir zahmet doktor hanım. Bir de şunu gersin mi kendini? Çok iyi olur. Lütfen kendinizi şöyle gerin. Yani evet. Şöyle hani rahat görme yönünde. Şimdi şu iki leğen kemiğinin koksa dediğimiz kemiği şu çıkıntılarına İlyad Kres diyoruz arkadaşlar. Şu İlyad Kres'leri bulduk. Buradan şöyle geldiğimizde... Çok pardon, şöyle sence soracağım. Geldiğimizde... Şunu kaldırırsak bomber, olur mu? Dördüm. Şunu şuraya kadar kaldırırsak izin verir misiniz? Tamam. Lütfen tutun siz. Müsaade edersiniz. Yıldız Hanım bir tutun. Şöyle az bir şey de bana yardım edin. Yıldız Hanım tutun öyle. Şunu hocam şu ileri kresleri... Ve doktor arkadaşlarınızı lütfen görsünler evet, o tarafa evet, doğru dönün. Tamam olur. Çok kolay. Şöyle oturayım sizlerle. Sizler de bakın. Şimdi şu ilaç kresleri bulduk. Onlardan şöyle geldiğimizde, bir yan çizerek geldiğimizde şurada trosos spinosus dediğimiz lomber vertebraların çıkıntılarını bulduğumuzda L4-L5'e geliriz yani. Şu genellikle oraya gelir. Şimdi bizim bu hastada inspeksiyonda ilk gördüğümüz şimdi şurada bir çöküntü görüyoruz. Ve bu çöküntüyle birlikte bakın şu tarafa doğru bir eğimlik de var. Yani şey değil, yani hanımefendinin torakal ve lomber vertebraların geldiği yer, yani eğimlik var. Yani bir kamburlar tamam. doğru. Lütfen bir kalem verir misin oradan? Zeki Hanım, kalem versin oradan. Aa, şey, tahta kalemi. Tahta kalemi. Yani şimdi burada bunun şöyle dümdüz gelmesi gerekirken şu hattın şöyle dümdüz gelmesi gerekirken mesela şurada şöyle ne oluyor? Toraks İyisin bölüm, şimdi biraz. Şu bölüm biraz şöyle şeye doğru çıkıyor, yani dışa doğru çıkıyor. Kambur değil ama sanki kifoza doğru gidiyor. Evet. Onu görüyoruz, bakınız. Ve kifoza gittiği için tam orta hatta değil vertebralar. Vertebralar tam orta hatta değil. Ben normal olması gereken orta hatta çizmeye gayret ediyorum. Şimdi şu ilyak kreslerden geldiğimizde şöyle, şu bunu şöyle, lomber. 4-5 aralığını buluruz. Yani burada, şurada hissediyorum elimle, şu spinal çıkıntıları hissederek. Şurası, şurası. Biz bu seviyelere doğru terapi yapıyoruz. Şimdi şuradan indiğimizde, şimdi şu çukurluk normal bir çukurluk değil. Bakın şu çukurluk. Yani çok içeri gitmiş. Bu bel kaymalarında karşımıza çıkan tablo. Yahut da işte o lomber vertebrayla şu sakral bölgedeki kayma yahut da sağa sola gitmelerde buradaki ligamanların gevşemesi sonucu anatomi bozuluyor. Yani burada da kısmen onu görüyoruz. Şu çöküklük normal değil. Bundan sonra şuraya geliyoruz. Şuraya geldiğimizde şurası sakrum ve sakrumdan da şöyle affedersiniz koksikse doğru gidiyoruz. Şöyle koksikse doğru gidiyoruz. Yani biz fizik muayene bulgusu olarak şunu söylüyoruz. Bu hanımefendi de kifoza doğru bir gidiş var. Lomber bölgeye içe doğru bir çöküş var. Deformasyon var. Şu boynuna bakarsak bakınız. Şimdi boyunda şu boyun normal ama şu bölgeden itibaren şuradan itibaren de bu kifoza eşlik ediyor. Yani şu çıkıntıya boyun bölgesi eşlik ediyor. Yani normal olsun. Şu çıkıntı olacak ama şu normal değil, fazla bu. Şu çıkıntı çok fazla. Bunları görüyoruz bu hastada. Peki. MR falan olmamakla birlikte. Dik durabilir misiniz? Dik durabilir misiniz? Bakınız burada da kısmen şöyle içeriye doğru. İçeride doğru şey var. Yani ben bu hanımefendiler boyun ve belin eğer MR'larını
ediyorsa kesinlikle bunda düzleşme ve boyun fıtıklarının kesinlikle var olduğunu göreceğiz. Peki. Ben bu fizik muayene bulmuşu kanaati bendeki. Teşekkür ederim. Peki şuna bakalım. Bunu düzeltmek %100, Yıldız Hanım, bunu %100 bir normal insanın haline getirmek, ameliyatla, cerrahiyle, tedaviyle, tıbbi tedaviyle, yüzde kaç? Lütfen Zeki Hanım, bir saniye. Sorunuzun cevabı şu hocam. %100 düzeltilmesi bugünkü ne? Bugünkü tıpla %100 değil, %50 bile düzeltemeyiz. Peki biz şimdi... Ama onun için de belki defalarca hastanın ameliyat olması lazım. Tamam. Şimdi biz bunu siz ya da sizlerden biri, ben 20 saniyede nasıl yapılacağını öğreteceğim ve saate bakacağız. %100 düzelmenin ne kadar zamanda olduğunu bakacağız. Tamam, ben lütfen. Sizin, oluyor mu olmuyor mu? Evet, görüyorum. Tamam. Hepiniz lütfen Doktor Vehbi Bey. Doktor Birsen Hanım. Vehbi Bey doktor değil. Tamam. Doktor Aziz Bey. Tamam, Vehbi Bey doktor değil. Tekniker. Doktor Volkan Bey. Doktor Ahmet Altın. Ahmet Bey'in gözetiminde, Tamer abinin, Doktor Tamer Bey'in gözetiminde, diş hekimi Zekiye Hanım, eczacısınız Yıldız Hanım ve Doktor Alparslan Bey'in gözetimi altında, şahitliğinde. Şu an lütfen bana saati siz okuyun. Saati okuyun. Saat 5.17. Ve bir de elektronik saatimize bakın, cep telefonu. 17'yi 18 geçiyor. Tamam. Siz kendiniz yapacaksınız. Hem de başka bir şey daha, burada olmanıza da gerek yok. Siz mesela yan odada duracaksınız. Siz yan odaya gidin. Ben şimdi kim dur abi? Muayene bulgularının düzelip düzelmediğini görüyorum. Tabii ki. İçinizden kim onu düzeltmeye aday? Tamam. İyi, adaylar çok. Tamam. Hatta o zaman beraber yapın. Tamam. Yöntemi anlatacağım. Ve şimdi yöntemi anlatmak, bakalım kaç saniyede öğretebileceğim. Öğretmek bana uymuyor. Kaç saniye bilgi paylaşımında bulunacağım size. Çünkü öğretmek demek yanlış olabilir. Kaç saniye size bunu anlatacağım bakın. Nasıl yapılırını anlatmak. Lütfen saniyeye bakın. Şurada. Çeyrek geçiyor saniye. 15'ten başladı. Ve şimdi... Saniyeye bakıyoruz. Lütfen saniyeye bakın abi. Herkes saniyeye baksın. 50 saniyede. Size bunu anlatmam 50 saniyemizi aldı. Doğru mu? Evet. Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek 50 saniyenizi aldı. Ve siz ona bunu 1 saniye yapın. Sadece ona şu 1 saniye. Ve burada mı şu an kendisi, nerede bir bakalım. Orada yok, daha çalışmadık size. Ben yöntemi anlattım. Tamam. Gözünüzü açın. Şimdi ne biliyorsunuz yapacağınızı, bir saniye ve başlayın. Haydi kapatın gözünüzü, başlayın. Şu telefon dikkatimiz dağıttı. Herkes ben başladım bitirdim dediğinde kabul. Siz bitirdiniz. Tamer abi sen aynısını yaptın mı? Tamam. Siz de başladınız. Siz. Bir tek Abdülaziz Bey kaldı. Tamam. Saat 17.18'de. Lütfen şimdi bakın saate. Saate bakalım. 17.21. Bana gösterin. 17.21. 17.21. 4 dakika geçti. Ki bizim çalışmamızın üzerinden, yani siz gözünüzü kapattığınızdan itibaren bir dakika geçti. Evet. Şimdi mi kontrol etmek istersiniz? Evet. Yoksa yarım saat zaman mı vermek istersiniz? Yarım saat. Biz kendimize güveniyorsak güveniyoruz. Zaman vermiyoruz. Zaman vermiyoruz. Çağıralım. Şu anda bir dakika geçti üzerinden. Haydi. Evet. Lütfen mavi kalem de verelim. Tahtada duruyor.
yerleştir istersen. Ayak başlama, ayaklarını şöyle bir ayaklarsın. Hani sıfatik şey. Bir de azalmış bu. Şimdi şurasında şey azalmış gerçekten. Kesinlikle azalmış. Biraz yüksek sesle lütfen. Şimdi lomber bölgedeki şu içeriye çöküklük bayağı toparlamış ilk gördüğümüz. Şimdi şu bölgedeki kıvrımlar birbirine yakın hale gelmiş. Bunlar şu iki kıvrım yakın hale gelmiş. Kilosunu bilmiyorum kaç kilo, biraz da kilo verirse herhalde manken gibi olacak gibi gördüğümüz. Doktor Bey'i bir duyalım. Şöyle deme, şu aks daha düzgün hale gelmiş. Yani şu deminki şu bayma mı? İyisi daha mı iyi görünür? Hayır şu deminkine göre daha iyi şu. Burası da şurası da. Burada bir topaklık var da bu gitmiş hale. Aynen. Şurası. İkisi de acaba bir şey bakın. En başınız değil. Evet. Bu gitmiş. Evet. Bayağı çıkıntılı. Bayağı şişeydi yani. Burası bayağı çıkıntı. Şu anda geçen süre 2 dakika. Evet. 2 dakikada durum buydu. Ki 1 dakika geçti biz kontrol ettik. 1 dakikada bu hale getirdik. Peki siz... Şu an boynunuzu hareket ettirin. Hareketli bir problem yok da ağrılarım çok. Şu an ağrınız var mı? Yok. Normal değil mi? Yani tamam. İşte... Şu anda doktor bey aslında geneli... Aslında çok daha netli olur biliyor musunuz? Ben işitme cihazı kullanıyorum. Ondan kurtulursam en net şey kaldı. Şu anda bir skolyozu, yani iskeleti bir konuşuyoruz. Onu da ayrıca çalışır sırayla. Yüzde kaç genelde boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar yüzde kaç düzelme oldu? Bana göre %90 falan civarında. %90 ve 1 dakikada. Yani öyle gibi. Düşünüyorum ben. Ve bir dakika daha geçsin bekleyelim. Çünkü enerji devam ediyor. Hatta şöyle 60'a kadar lütfen bakın siz gözünüzü kapatıp birden 60'a kadar sayın. Onu da sayın. Duyalım. 1, 2, 3, 4. Koşa koşa sayın hızlı hızlı. Tamam. Lütfen şimdi kontrol edin. %100 oldu mu? Valla şimdi burada çok enteresan bir şey oldu. Şimdi şu kifoz gitti gibi oldu ya. Şu aslında. Benim çok iyi. Bildiğimi bu çekiyor. Yani şu tamamen buralara geldi. Sanki toraks. Normal bir toraks oldu. Şurasında cüz'i var ama eski gördüğümde var. Orası komple gitmeyecek zaten. Şurası zaten şuradan hiç kalmadı yani. Toparla çok var istiyor. Çok var istiyor. Bir tek kalan şu anda... bir tek kalan kemer bölgesindeki o girinti mi? Evet. O da uygun az mı? Normal mi? Daha gelecek mi? Herkeste olması gereken kadar mı? Biraz daha düzelmesi lazım mı? Tamam. Şimdi normal posturolojide bir ip çektiğimiz zaman skapula evet, dört bir duyalım. Böyle gelecek. Şurada dört parmak açıklık normal. Şu anda bu nasıl yani abi? Yani lomber bölgenin açıklığı 4 olması lazım. Yani şöyle bir acaba bir dip gibi bir şeyimiz var. Şu anda normal oldu mu abi? Normal. Ve Volkan abi de ultra fizik tedavi uzmanı. Evet bence normal. Yani şu bir de fizik tedavi uzmanımız da kontrol etsin mi? Evet. Volkan abi lütfen bak. Şimdi lomber olduğu zaten herkeste olması gereken bir evet, şey. Evet. Biraz lordoz fazlalığı var. Yani önceden de olan bir şey. Ama kifozunda azalma olduğunu ben de fark ediyorum yani. Bu torakal kifozunda azalma var yani. Kambili kısmında. Şurası çok ilgimi çekiyor. Bu C7 üzerinde yani şeyin üzerinde
burada bir bazı insanlarda yaşla birlikte olan bir yağlanma olur. Bu falan ham dediğimiz serpalyedir. Serpalyedir üzerinde. Hatta biz buraya mezoterapi yaparız. Yağ yakıcı enzimleri enjekte etme şeklinde. Buranın kaybolması bende daha büyük ilgi uyandırdı. Çünkü zaten skoliyoz çok hafifti. Şu an yüzde kaç, tamamı yüzde kaç düzeldi doktor bey? Fizyoterapist olarak konuşuyorsunuz. Buradaki düzelme, şu C7 üzerindeki o bufalo ampın düzelmesi %80-%90. Dorakal kifozdaki düzelme bence %40-%50 civarında. Skoliyozdaki düzelme, zaten skoliyoz çok azdı. Şöyle ne doğru edersiniz? Şimdi bir de hanımefendinin kilo meselesi var. Yani şu bazenler mesela... Skoliyozdaki düzelme... Tamam. Sayın hocam, peki burada dursun. Burada durun, indirelim onu. Evet, haydi şimdi şunu yapalım. Bir kez burada dursun. Yıldız Hanım da orada dursun. Haydi hepimiz gözümüzü kapatalım. Ben... benimle beraber çalışın. Gözleriniz kapalı. Ve aynı şeyi başlatalım. Şimdi başladı akmaya. Haydi. 30'a kadar sayacağım. 30'a kadar hep akıtalım. Ayağa kalkın lütfen Yıldız Hanım. Evet. 1, 2, 3. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, benimle beraber siz de yapıyorsanız 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Açalım gözümüzü. Ve şimdi bakalım mı? Evet, bakalım. Evet. Kemeri yerine geldi. Yüksek sesle. Kamburlukta düzelme var. Volkan Bey'i bir duyalım. Kamburlukta düzelme var. Doğru dozda ben çok değişme göremiyorum. Yani hafif bir düzelme var gibi ama şeyde kamburluk kısmında düzelme var. Şurası tümden düzelme. O lordoz dediğimiz kısım herkeste olması gereken şekilde mi? Buranın düzelmesi hala bana kafası hiç geldi. Şeyde infeksiyonlar bir kafası biraz o da etkiliyor. Evet, evet. Yok yok çok. Yani bayağı çıkmış. Bir pompa almamış onu. Ama şunu var. Şurası herkesle olması gereken derinlikte mi değil mi? Herkesle olması gereken derinlikte. Bir tık fazlasıdır. Tamam. Sanki düzeldi. Şurası sanki düzeldi. Bir de şurası. Zaten azdı. Hani aslında bunu daha böyle güzel skoliyoz olan birinde tamam. Yapıp böyle hani bu zaten 5-10 derecelik bir skoliyoz. Halbuki bu skoliyoz muayeneyle tespit etmek de zor. Tamam. Yani burada farklar gördük ama değil mi? Bir fark var tabii. Tamam. Haydi oturmasın. Daha son kez bir çalışma yapalım. Evet. Haydi yeniden aynı çalışmayı yapalım. Aynısını. Tamam. Evet. Ve şimdi bu diyeceğiz. 5'te bitiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yeterli. Haydi. Şimdi biz Volkan Bey'e bakalım tamamında yüzde kaç düzelme oldu? Ben dürüstçe söylerim yani. Söyle.
az öncekiyle çok fazla bir fark olduğunu görmüyorum. Toplamdan en toplamı, en baştakinden. En baştan yani torakal bölgede düzelme olduğunu düşünüyorum. %40-%50 civarında. Normal lordoz... Sanki normal lordoz. Bu normal lordoz olabilir. Evet. Belki normal lordozun bir tık ilerisi %10 gibi bir deformasyon kabul edebiliriz burayı. Düzelme var. Ama %100 seviyesinde mi? Yüzde kaç toplamında, yüzde kaç seviyesinde? %40-%50 gibi diyebiliriz. Tamam. %40-%50 şu geçen 15 dakika süre içerisinde. Evet. Tamam. Bu süre içerisinde %40-%50'lik nasıl? Çok akıllı. Siz bir şey hissettiniz mi? Mucize ötesi. Ve biz bunu ne zaman test edeceğiz? Yarım saat sonrasında bakacağız. Artık hiçbir şey çalışmamıza gerek yok bizim. Hiçbir şey çalışmamıza gerek yok. Şu an şifası çalışıyor. İşte biz bunları... kistleri, nodülleri yok etmeyi öğreneceğiz. Bir ayak kısa, o ayağı diğer ayakla eşlenik hale getirmeyi öğreneceğiz.